TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün İstanbul Gazi Osman Paşa'da açlık ve yoksulluk rakamlarını konuşuyoruz. Türkiye'de milyonlarca emekçi ve emekli 19 bin liralık açlık sınırının altında rakamlara yaşıyorlar. Şu an Temmuz ayındayız, maaşlara zam gelmiyor ama açlık sınırı 20 bin liraya dayanmış durumda. Acaba vatandaş geçimini nasıl sağlıyor? Temmuz ayı itibariyle açlık sınırı 19 bin, yoksulluk sınırı 62 bin. Nasıl bu rakamlar? Çok çok kötü. Örneğin sizin hanenize aylık 62 bin lira giriyor mu? Girmiyorsa yoksulsunuz. Maalesef. Şöyle bir şey var. Maşallah ülkemiz çok refah içinde ya. Çünkü neden? 15-20 bin lira kira, 17 bin lira asgari ücret. Yani vatandaşı mecburen gayrimeşhura yönlendiriyorlar. Ya petama yakalanma politikası var. Anlatabiliyor muyum? Yani vatandaş ne yapsın? Sen 17.200 lira asgari ücret alacaksın, ev kirasını vereceksin, çoluk çocuk mu bakacaksın? Yani ben senin mantık almıyorum. Sosyal mosyali boş ver, giyimi boş ver. Ne yapsın bu vatandaş? Tek başına çalışandan düşün. Ya emekliye veriyorlar 10 lira, hadi 12 lira neyse artık bilemiyorum. Sizce reva mı? Allah'tan reva mı ya? Ya yeterin, ufacık ülkeler bizden daha çok, daha güzel hayat standartları var. Kaliteleri çok yüksek. Ya yeterin artık ya. İnsanı bu kadar, vatandaşı bu kadar da oyalamayın yani. Gelecek daha güzel olacak, tamam inşallah vesaire, şudur budur. Geçin artık onları, yemiyor artık vatandaş, yemiyor. Biraz böyle dişinizi sıkın gibi bir tutum oluyor hükümetin. Neden hep vatandaş sıkıyor sorabilir miyim? Neden hep vatandaş dişini sıkıyor? Biraz da başımızdakiler sıksın. Atıyorum emekli, atıyorum maaşları bilemiyorum, atıyorum. Afaki konuşuyorum. 150-200 bin lira belki de fazlasını alıyorlar. Alma kardeşim, yarısını al. Siz asgari ücretli misiniz? Hayır, ben serbest çalışıyorum. Kirada veriyor musunuz? Tabii ki veriyorum canım. Veriyorum. Veriyorum ama gel de bana sor. Ne şartlar altında veriyoruz? Sıkılıyoruz tabii. Bazı şeylerden ödün vermek zorunda kalıyoruz. Niye vereyim ödün? Neden vereyim yani? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ya. Mesela nelerden ödün veriyorsunuz? Ya sosyalinden bir kere ödün veriyorsun. Gezmeden ödün veriyorsun. Yani ne bileyim, bir eşini alıp da bir sağa sola gidemiyorsun. Bugün en ufak bir yere gitsen, ölüsü güzel bir akşam geçireyim desen, 5000 liranın kapısı. Yanlış mıyım? Dibe vurduk. Berbat durumdayız gerçekten. Bu ülke tarihinde böyle bir şey yaşamadı. Yaşamadı. Dünya ülkeleri arasında da 250 ülkeden herhalde biz 248, 49, 50'ye falan da düştük yani. Yazıklar olsun bu ülkeye yavrum. Bu ülke bu halde savaş zamanlarında bile gelmemiş. Çünkü o zaman eşitlik vardı. Artık eşitlik yok. Bir kesim var gökyüzünde. Onlar gerçekten gökyüzünde. Ama Türkiye'nin %80'i ve yavaş yavaş %50'si de batık durumda. Neden sizce bu haldeyiz? Yanlış yönetilmekten. Beyinlerimiz, beyinler gelmiyor başa. Bu hiçbir partiyle de ilgisi yok. Bu tamamen Türkiye'deki liyakatsizliğin son 25-30 senedeki olan liyakatsizliğin durumunda bu hale geldik. Çünkü bakın, bugün yine benim çocuklarım da girdi sınava. En yüksek puanı alan kimler? Mühendisler, doktorlar, şunlar bunlar, avukatlar girecek. Ama bizi yöneten kimler yavrum? Sahte diploma alanlar. İşte bu yüzden buradayız. Siz emekli misiniz? Ben 40 sene önce mezun olmuş. Çok iyi eğitimlerin alındığı dönemlerde eğitim almış birisiyim. Ama şimdi kendi çocuklarımda bile görüyorum, ülke berbat yavrum. Bu ülkeyi bizim aydın beyinlerimiz yönetecek ama onlara o kadar çok ihtiyaç var ki. Bu beyinler kimler biliyor musunuz? 40 ile 70 yaş, 80 yaş arasındakiler. 40 yaşın altındakiler Türkiye'yi tanımıyor, onlar bizi yönetemez. O hal, onun için bu haldeyiz. Siz de emekli misiniz? Yok abla, emekli değilim. Ben 8 aydır Ankara'dayım abla. Nasıl yani bir şey diyeyim? Ben İstanbul'u bıraktım, Ankara'da çalışıyor. Neden? İmkanlar zorluyor. Burada iş bulamadınız mı? Burada çalışamıyor. Peki emeklilik olmadı mı? Günde olmadı mı daha? 300 günüm var daha emekliliği abla. Nasıl, kazancınız yetiyor mu? Herkes biraz ücretlerden şikayetçi Türkiye'de. Şu ekonomide nasıl yetişecek abla? Bir kira olmuş 15 bin lira. Bir ekmek olmuş 10 bin lira. Neyle yetişeceksin? Asgari ücretle çalışan adam geçinebilir mi? Asgari ücretli misiniz siz? Neyle çalışacak?
bir işimiz yok gibi çalışak. O zaman ücretiniz açlık sınırının altında. Daha düşük abla. 200 bin lira şimdi 20 lira gibi, 100 lira bir 10 lira gibi gidiyor artık. Öyle. Bir sigara... Ne kadar kazancınız ne kadar olmalıydı? Türkiye'de en düşük ücret ne kadar olmalı şu an? Vallahi abla şimdi insan gönül ister ki 100 lira olur, 50 lira olur. Hani insan bir geçinecek bir şekilde olacak. Asgari diyoruz. Askerin en kötü şartlarda 50 kağıt olması lazım abla ki insan geçinsin. Şu an o bile aslında yoksulluk sınırının altında hala. Aynen. Yoksulluk sınırı 62 bin lira. Doğrudur abla. Emekliyim ben, 10 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lira da İmamoğlu veriyor bana. İmamoğlu ne parası veriyor? Emekli desteği veriyor daha 10 milyar. 9 milyar da pazar desteği veriyor bana. 25-30-35 milyar paralar. Her günde bir ekmek veriyor. Geçineyim gideyim. O destekleri almasanız? Almasam geçinemem belki. Aldığım için geçineyim işte. Emekli maaşınız ne kadar demiştiniz? 10 lira. 10 bin lira maaş iyi mi sizce? Nasıl? Bence iyi. Gayet iyi. Ekstralar var. Gayet sadece 10 bin lira alıyor olsanız? Yani ekstrası, daha ne ekstrası verme ekstra mı işte, başka bir şey yok. Yani 10 bin lira emekli maaşı hak mıdır, iyi midir şu an? Ya değildir ama olmasa ne yapacağım? Değil, tabii ki değil ama... Olmasa daha olması şey, ne olacak? Bir şey yok yani, ben adam desem ki 50 milyar maaş ver desem, ver desem verecek mi adam? Vermeyecek. Açlık sınırının yarısı şu an bu rakam. Ne yapacağım, benim yapacağım bir şey yok orada. Ne yapayım? Allah'ım. Kira veriyor musunuz? Yok. Kira vermiyor. Emekliliğiniz iyi geçiyor o zaman. Benim emeklim iyi. Şükür olsun. Bayet iyi. Peki gözleminiz nedir? Çevrenizdeki emekli arkadaşlarınız nasıl yaşıyor? Vallahi ben içki içmem. Kumar oynamam. Sigara içmem. Benim param bayet iyi. Bu da içmesin. Kim içmesin? Kim? Emekli adam. Sigara içmesin. İçki içmesin mesela. Bak git orada. Pastaneyi görüyor musun? Her dolu orada bir çay 25-30 bin lira. Emekli oturmuyordur muhtemelen orada. Ben karışmam. Ondan sonra da ben açım deyim bağırıyor sokak. Ne açı ya? Aç insan mı var? Onlar hikaye. Aç kimse yok. Burada düşük ücretli emekliler konuştu az önce, dinlediniz. Ya tamam konuşsa ben onlardan hepsinden az para alıyorum ben. Onlar benden fazla para alıyorlar. Bunların derdi daha fazla. Benim derdim yok. Nasıl derdiniz yok? Al gördüğün adam 32 milyon maaş alıyor. Herkesten fazla konuşuyor. Yani herkesin... 32 bin lira çok mu bugün? %72 enflasyonun olduğu bir ülkede. Çok mu diyen de benim param 10 lira. O adamın 32 lira. Çok mu az mı? Burayı sen bil artık. Ben bir şey diyemiyorum da. Sizinkini de az zaten. Şu anda hiçbir emekli hayatından memnun değil. 12.500 lira en düşük emekli oldu. Ben 17-18 sene aşağı yukarı emekliyim. Aldığım maaş 15 bin lira. Benim evim kira olsa, ben İskenderun'dan gelmişim. Deprem bölgesinden. Ya millet, içler acısı. Durum vaziyet çok kötü. Ben 20 gündür İstanbul'dayım. İstanbul'u bu kadar insanları perişan daha görmedim. Maalesef ekonomi sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ben her gün televizyon izliyorum. Belirli televizyonlar, 3 kanal var. Üçünü de ekonomistleri izliyorum. Ekim ayında daha beter olacak. Yazık, günah yani. Bir domates, en kötü domates şu anda 30 lira. Ekmeğe bakıyorum 10 lira olmuş, ekmeğin gramajı düşmüş. E ne olacak? Sigara içme, bunu içme, biz zam yapıyoruz. Bu şöyle bir şey, üretim olmazsa bu Türkiye hayatta ayakta duramaz ve yok olur. Biz İngiltere'den gelen parayla, faizle yaşıyoruz şu anda. Bunu biliyoruz artık. Halk bütünü biliyor yani. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, devlet başkanlar, milletvekilleri olsun. Bunu artık bilsin. Herkes bu olayları biliyor. Mahvolmuş, bitmişiz. Okey'e dönüyoruz, okey'i bu saatten sonra bulamayız. Teşekkür ediyorum. Ben emekliyim. Evet. Bafra'danım, Dursunalı Akçay'ı. Emekliyim ama... tek emeklilik yetmiyor. Benim çocuğu yardım etmese yetmiyor bana. Ne olacak bu Türkiye'nin halı? Sizce ne olacak? He? Sizce ne olacak? Bizler bilmiyoruz. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Bir düzene girecek ama nasıl girecek? Ne zaman girecek? Biz bakıyoruz öyle. Bekliyoruz yani. Bir düzene girecek ama ne zaman? Emekli maaşlarından memnun musunuz? Değilim. Değilim. Emekli maaşı almadan eridi. Benim emekli maaşım eridi. Sebebine gelince bir askeri ücret 17.2 lira.
Benim maaşım şu anda 15 lira. Asgari ücretlerden de değil. 15 lira alıyor orada harcım diyor ya. Ondan sonra vay efendim biz emekliye emekli memnun bizden diyor. Ayıptır be, günahtır be. Emekli yılı ilan edilmişti bu yıl Erdoğan tarafından. Hissettiniz mi? Yok ya. Yani, alay ediyor emeklilerinden alay ediyor. Nasıl bir emeklilik geçirmek isterdiniz? Rahatça. Kimseye muhtaç olmamak şartıyla ben öyle emekli olmasını isterdim. Ama maalesef öyle de olmadı. Hep tersinde oldu. Sadece ben değil. Benden daha düşük alan arkadaşlar da var. Yani 10 bin lira, 9 bin lira öyle alan da var.